Belediyesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kuruköprü köyünden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Şerife abla biz neredeyiz şu anda? Biz şimdi Sınırtaş'tayız kadasını. Sınırtaş'tayız. Nereye bağlı burası? Burası Kuruköprü'ye bağlı. Talas'ın Kuruköprü köyündeyiz ve meşhur kabak çekirdeğinin kabak tarlasının içinde. He öyle. Ne yapıyoruz burada? Burada ne yapıyor? Kabak ayıtıyor, kabak ekiyor, bostan ekiyor, bağımız var, kayısılarımız var, armutlarımız var, domateslerimiz olur. Bura verimli tarlamız bizim. Maşallah. Yok yok Talas'ın verimli topraklarında. Verimli topraklar bura kadasını. Bura verimli topraklar. Bura böyle koca kaynanamın tarlası miras kalmış kaynanama. Peki neler yapıyoruz? Kabakları topladık, ayıkladık. Şöyle elimizdeki baltayla ortalarına vurduk, kırdık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra bunu ayıtlıyoruz, götürüyoruz bunu evimize. Oradan tepsilere koyuyoruz, fırının içine sürüyoruz. Fırında kavruluyor. Onu da getiriyoruz bir güzel kuru kaplara koyuyoruz, çitiyor. Kavrulmuş kabak çekirdeği oluyor yani. Kavrulmuş kabak çekirdeği oluyor. Çok lezzetli oluyor. Ben motorun çekirdeğini çitmeyi sevmiyorum. Bu elimde ayıklamayı seviyorum. Böyle tek tek tüm kabakları elinizle ayıklıyorsunuz. Evet. Sonra da fırına gidiyor, kuruyor, kavruluyor. Kabak çekirdeği sofralara servis ediliyor. Efendim Kuruköprü'de belki de Kayseri'nin en ilginç noktalarından bir tanesindeyiz. Kuruköprü'den Kayseri'ye kadar su akışının olduğu su yolunun önündeyiz. Ve bir tane merdivenimiz var. Bu merdivenle az sonra yukarıda görmüş olduğunuz tünele kadar çıkacağız. Ve tünelin içinde kameraman arkadaşım Musa ile birlikte oraları sizler için görüntüleyeceğiz. Ama öncesinde bakalım burası neymiş? İşte işin üstü adına soralım. Merhabalar. Merhaba abi. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Merdivenin içinde teşekkür ediyoruz. Biraz sonra yukarı çıkacağız ama bu su yolu nedir? Ne kadar zamandır kullanılıyor? Vallahi abi 500 sene önceymiş. O büyük köprüden, gördüğünüz köprüden su gelirmiş. Buradan Kayseri'ye kadar giderimiş. Bu yol su yolu olarak kullanılmış ve tünel olmuş, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. 500 yıllık olduğunu söylüyor. Evet, doğrudur. Bizler içeriye oldukça merak ediyoruz. Herhalde çıkmamızda bir beis yok. Bir merdivenle bir çıkalım bakalım. Tabii. Efendim şimdi sizler için yukarı çıkacağız ve su yolunda neler var 500 yıllık tarihe ışık tutacağız. Efendim tam 500 yıllık tünellerin içerisindeyiz ve işte kameraman arkadaşım Musa'dan rica ediyorum. Elimi koyduğum yerde geçmiş dönemde insanlar bu tüneli kullanmışlar ve şu hizaya kadar su olmuş. Hemen üstüne de bir oluk yapmışlar. Efendim bu oluklara, bu obruklara da mum koyarak bu tünellerin aydınlanmasını sağlamışlar. Gerçekten inanılmaz bir ortam, inanılmaz bir akustik. Kesinlikle Kuruköprü'ye gelmeniz ve bu tünelleri hayatınızda bir kez de olsa görmeniz gerekiyor. Kuruköprü köyünde köy fırınındayız ve yanımızda Mihriban ablamızla Fatma ablamız var. Ekmeği burada yapıyorlar. Arkamda görmüş olduğunuz fırında da pişiriyorlar efendim. Şimdi bu lezzet yolculuğuna bizler de ortak olacağız. Bakalım Kuruköprü'nün meşhur köy ekmeği nasıl pişiyor, ustasından dinliyoruz. Mihriban abla merhaba. Merhaba canım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim kadasını aldım, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Neler yapıyorsun burada? Burada ben ekmek yapıyorum kadasını aldım. Nasıl yapıyorsun ekmeği? Ben bak yapayım sen bak. Fırını yakıyor, ekmeği getiriyor, beziyi alıyor. Ondan sonra bak kadasını aldım. Pişiriyor böyle. Ne yapıyorsun, işin sırrı burada mı? Bak işin sırrı, bir elimde yapıda çalışıyor. Bak, nerede çalışıyor? Bak inşaatı görüyor musun? Heh. Bir elim de orada çalışıyor daha biliyor musun? Bilmem Fatma beğenir bilmem beğenmez. Ne yapayım? Meşhur köy ekmeği böyle mi yapılıyor? Böyle. He bak kafasına. Bu ne üstüne sürdüğün? Yoğurt. Yoğurt sürüyorsun neden? Kızarsın iyi olsun diye. Güzel mi oluyor? Güzelletsin diye. Bunun içine böyle sıcağına tereyağını sürsek nasıl olur? Abo. Yeme de yanda yat. Değil mi ya? He kafasına. Ama yemezsek soğur. He ha.
Peynirli yaparız. Şu an Fatma abla konuşmak için arkada müthiş bir mücadele veriyor. Sen burada yap, biraz da mikrofonu ona götüreyim. Hadi kadarsın abi. Evet Fatma abla, neler yapıyorsun? Şimdi anlat bize. Ne yapak vallahi? Ekmek pişiriyor. İç kuş evimizin içleri. Nasıl pişiyor bu ekmek? Bu ekmek nasıl pişiyor? Yoğruluyor, bezi salınıyor, fırına atılıyor. Pişiyor, ateş atıyor. Peki bu lezzetin, bu işin sırrı nerede? Bu işin sırrı neydi? Pişiriyor, elimizle yiyor. Elinizle yiyor? Hı-hı. Organik şimdi değil. Elimizle yapıyor, elimizle yiyor. Şimdi fırına mı vereceksin ekmeği? Fırına. Hadi ver de görelim. Tamam. Evet efendim, Kuruköprü köyünde köy fırınında, köy ocağındayız. Mirvan ablam ve Fatma ablamla beraber ekmeklerimizi pişirdik. Sıcak sıcak, daha duman uçuyor. Ne yapacağız? Yiyeceğiz. Hadi böl de yiyelim. Arkadaşın aldığım. Sıcak sıcak ye. Biraz şuradan başlayalım. Biraz da ben bakayım tadına. Kızımıza da. Ona da verelim şöyle. Kameraman arkadaşım Nazar'a da biraz vereyim. Şunu da sen yıkadasın aldın. Sen? Afiyet olsun, ben de yiyeyim. Hadi bakalım hep beraber afiyetle yiyelim. Seni kıran Adel, kendimi kırarım. Estağfurullah, afiyetle yiyelim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. İşiniz rast gelsin. Allah sizden 1000 kere razı olsun. Efendim Talas ilçesine bağlı Kuruköprü köyünde Gezici Radar programımız devam ediyor ve yanımızda Kenan hocamız var. Nerede miyiz? Tarihi Bezirhane'nin içindeyiz. Bu bezirhane yaklaşık 200 yıllık ve Kenan hocamın atalarından, dedelerinden kalmış hikayesini hep birlikte dinliyoruz. Kenan hocam, mükemmel bir akustik, harika bir tarih, tam içindeyiz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Efendim burada zeyrek. Ya o zeyrek şey gibi olur. Şu şeylere katılıyor, simitten üstüne atılıyor. Susam. Susam gibi. Susam gibi zeyrekten yağ çıkar. O bir zaman Erzurum'da olurdu, yukarı tam orada taraflarında olurdu. Oralardan babam develerle olmak, camız karnıyla gelirdi. Burada geldi miydi o zeyrek veya üzgün kıvırında ateşle tavlanır. Kenan hocam, burası geçmiş dönemlere ait bir yağ fabrikası diyebilir miyiz? Evet, aynen öyledir. Zeyrek o taşta dönüp elendikten sonra zambıklara konur. O zambıklar buraya gelir, hezenlerin altına. Buraya, evet. Alt kısma. Şu kısma gelir, orada araba tekeri üst üste kaydır. 22, 23, 25 tane olur. Bunun altına kaydır, bu sağa sola sıkıştırılır. Yani sağa sola kaymasın diye. Şimdi şu hezenler yukarıda olur, şöyle. Şu görmüş olduğunuz şu hezenler. Efendim, şimdi oradan camız döndüre bu hezenler biraz daha yukarıda oluyor herhalde. Yukarıdan aşağı iner, indikçe buraya bastırır arkaya. Bastırca burada yağlar akmaya başlar, şirin şirin. Efendim bir tarihin tam ortasındayız. Kapıdaki tabeladan da anlaşılacağı üzere 18. yüzyıldan günümüze kadar uzanan bir ocakbaşının hemen önündeyiz. Yanımızda da Halil İbrahim Bey var. Halil İbrahim Bey, içeride ne var ne yok anlatır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz. Bura bizim atalarımızın, dedemin babası burada kalmış, Halil Hoca derler. Bizim sülale Coruklar derler. Coruklar kabilesi burada. 5 aile yaşamış burada. Dedem buranın ne zaman yapıldığını bilmiyor. O kadar eski. Evet, o kadar eski. O bilmiyor. Buyurun içeri geçelim. Buyurun geçelim. Burası hayvanların kaldığı ahır. Öküzlerin, o zamanki öküzler ahır, yani ahırla aile bir aradaymış. Buyurun şöyle. İçeri doğru gidiyoruz. Evet. Uzun bir yol. Burası tandır. Ocakbaşı. Burası samanlık. Evet, yine hayvanların bir karanlık var orada. Buyurun. Halil İbrahim Bey, burası çok eski yıllardan yapılmış herhalde, değil mi? Yukarıda bir havalandırması var. Orada baca diyoruz. Buradan saman dökülmüş. Çetenlerle saman çekip buradan dökerlermiş. Hayvanların yemesi için işte. Burada da işte musurları falan var. Yani saman olmadı. Burada falan. Burada da şu anda, evet, şu an samanlarınız var. Hala kullanıyorsunuz. Evet. Yok, şu an kullanmıyorum. Buyurun.
Devam ediyoruz efendim. 300 belki daha eski 400 yıllık bir tarihin içindeyiz. Düşmemek için inanın zor yürüyorum. Burası Tandırbaşı. Evet, şöyle ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Bütün aile, yani bütün 5 aile ve çocukları burada tandırda şal yorgan içinde bunu yakarlarmış. Burada şal yorgan içinde burada kalırlarmış ya. Hepsinin yattığı yer burası mı? Evet, evet, burada. Bu dedenin yatağı. Burada da bir göz yer var işte. Yatak yeri burası da. Bu şekilde 5 aile aynı anda burada yaşamış. Evet, aynen. Biz buraya bir karınca bir bakım yaptık. Eş dost bazen burada toplanıp Kur'an okuyoruz. Bayram yemeklerini burada yiyoruz. Bu şekilde yani. Tarihinizi bir noktada bu köyde yaşatıyorsunuz. Evet, aynen, aynen, aynen. Kuru Köprü Köyü'ne adını veren Kuru Köprü'nün üzerindeyiz. Efendim, Roma döneminde yapılan bu köprü bir diğer köyden gelen suyun işte Kuru Köprü Köyü'ne ulaşımında ve o zaman vatandaşların su kullanması amacıyla yapılmıştır. Hemen üzerinde bulunduğumuz köprünün altından gelen su köprünün oluklarından tüm köye akarak köyün su ihtiyacını uzun yıllar boyunca karşıladı. Aradan geçen yüzyıllara rağmen köprü bütün haşmetiyle günümüze kadar ulaştı ve belki de Kayseri'nin en önemli tarihi ve mirasi noktalarından bir tanesi olma unvanını da kazandı. Biz de şu anda bu köprünün üstündeyiz. Romalılar döneminde yapıldı ve inanın yıllar önce, hatta yüzyıllar önce yapılmış olmasına rağmen oldukça sağlam, dayanıklı ve ilk günkü heybetiyle aynı yerinde duruyor. Yavuz Bey, gayet yeşillikler içinde, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle güzel, meşhur bir köyünüz var. Biz de burada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Köyü biraz sizden dinleyebilir miyiz? İşiniz rast gelsin, hoş geldiniz. Köyümüz güzel, büyük, merkeze yakın, göç vermeyen, göç alan bir köyümüz. Güzel bir yer, konumda dediğim gibi. Kayseri'ye şu anda kaç kilometre uzaklıktayız? Merkeze 22 kilometre uzak. Talas'a? Talas'a da biraz yakın ama tam kilometresini bilmiyorum. Yani 18 falandır, 17-18. Peki köye ulaşmak isteyen bir vatandaş nasıl gelebilir? Hangi güzergahı, hangi yolu kullanması gerekir? Valla Talas'tan gelirse viyadük yapıldı. Derebek viyadüğü. Orası, şu anda orayı kullanıyoruz. Oradan yakın. Kayseri'den gelirse Mimsin, Mimar Sinan, Malatya yolu üzeri daha yakın. Yani. Çok yakın. Zaten hemen otoyolun iç tarafına düşen merkezi ulaşımı bu kolay bir köy. Aynen, Malatya yolundan 2 kilometre içeride yakın bir köy yani, merkeze çok yakın. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Adım Hediye Nur, soyadım Çetin. Okulmadı, daha yeni geldiğim için unuttum okulunu. Okulun adını mı unuttun? Evet. Nerede yaşıyorsun? Kuru Köprü. Kuru Köprü, Şehit Akın Selvi... İlk, ay ortaokula. Orada okuyorsun. Evet. Peki nasıl geçiyor burada zaman? Köyde neler yapıyorsun? Genelde evde duruyorum ben. Boya yapıyorum. Bebeklerimle oynuyorum. Sonra bazen işte daha yeni çıktım. Bakkala geliyorum. Sonra annem ile birlikte geziyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Böyle. Efendim, Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısıyla gerçekten bizleri kendisine hayran bırakan Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kuru Köprü Köyü'ndeydi. Şu anda da Kuru Köprü'nün tam 500 yıllık su tünellerindeyiz, su yolundayız ve programımıza bu tarihi noktadan veda ediyoruz. Efendim, önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın diyorum. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.